geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümbülcan. Bugün sizlerle okul çocukları için beslenme çantası hazırlayacağız. Öncelikle beslenme çantamızda neler bulunmalı? Çocuğunuzun öğün saatlerine, okulda yapıp yapmadığı öğünlere göre bu tabii ki değişkenlik göstermekte. Eğer ki çocuğunuz kahvaltısını evde yapıp okula o şekilde gittiyse ve okulda öğlen yemeği zaten veriliyorsa işiniz daha kolay diyebilirim. Ancak okulda tüm gün boyunca kalıyor ve okulda yemek verilmiyorsa o zaman mutlaka planlamasını iyi bir şekilde yapmanız, kahvaltısını evde yaptırdıktan sonra öğlen yemeğini, ara öğünlerini ve mutlaka suyunu ve diğer içecekleri, sıvı alımı da lazım. Böyle bir durumda diğer içecekleri, arkadaşlarından gördüğü içeceklere gitmemesi için sizin zaten çantasına alternatif biri koyabiliyor olmanız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle kahvaltısını yaptığını düşünüyorum tabii ki çocuğunuzun. Sonrasında gün içerisinde nasıl devam edebilir? Örneğin atıştırmalık olarak yanına ev yapımı poğaça koyabilirsiniz, ev yapımı sandviç koyabilirsiniz. Mümkünse ekmeğinizin tam buğdaydan olmasına ya da çavdardan olmasına, yine ev yapımı poğaçalarınızın unlarının daha tam buğday karışımlı unların olmasına dikkat etmenizi öneririm. Hadi gelin öncelikle beslenme çantamızı oluşturmaya başlayalım. Sonrasında da diğer ipuçlarını konuşmaya devam edelim. Öncelikle beslenme çantamıza şu şekilde ev yapımı bir poğaça ekleyebiliriz. Yine tam buğdaydan olmasına dikkat ederseniz sevinirim. Bunun dışında ev yapımı mümkünse granola bar tarzında atıştırmalıklar çocuğunuzun yanına koyabilirsiniz. Böylece diğer atıştırmalıklara, paketli gıdalara gitmesini engelleyebilirsiniz. Yine tabii ki kuru meyveler ya da kuru meyvelerden yapılmış enerji toplarına yer verebilirsiniz atıştırmalık olarak. Şu şekilde 1-2 parça da enerji toplarından ekleyelim. Ve tabii kuru yemişler beslenmesinde ve yağ alımının yeterli olması için çiğ kuru yemişler olmazsa olmazımız. Hemen şu şekilde şuraya kuru yemişlerimizi ekledikten sonra çantamızın ilk aşamasını kapatalım. Evet, şimdi çocuğumuzun lif alımı bizim için oldukça önemli. Bunun için de meyve ve sebzelere de mutlaka yer vermemiz gerekiyor. Eğer ki çocuğunuz öğlen yemeğini okulda yiyorsa bu konuda biraz daha şanslı olabilirsiniz. Ancak yanına siz koyuyorsanız bu noktada mutlaka eğer ki bir sandviç yapıyorsanız örneğin içerisinde yine yiyebildiği, sevdiği çiğ sebzelerden, işte domates, salatalık, marul gibi yeşilliklerden ya da ilave etmenizi öneririm. Sandviçleri etli, tavuklu ya da peynirli yapabilirsiniz. Yine baklagilli öğünler kullanabilirsiniz. Bu noktada olabildiğince çocuğunuzun sevdiği şeylere göre beslenme çantasını tabii ki çeşitlendirebiliriz. Tüm bunların yanı sıra bir de tabii ne dedik? Lif alımı. Önemli dedik. Mutlaka temizlenmiş, yıkanmış meyve ve sebze. Örneğin havuç ve elma zaten oldukça pratik ve yemesi de kolay ki meyve ve sebze. Şu şekilde çantasına bunu ekliyoruz. Ve içecek olarak mutlaka sıvı alımı için su ve ayran kullanabilirsiniz. Su ve sıvı farklı şeylerdir. Bu nedenle bunu çocuğunuza da öğretmelisiniz. Sıvı alımını su ve diğer içeceklerden karşılayabileceğini bilmeli. Diğer sadece içecekleri içtiğinde su almış olmaz çünkü. Gün içerisinde kaybettiği su miktarını, sıvı miktarını mutlaka çocuğunuza vermelisiniz ki derslerdeki konsantrasyonu, enerjik hali devam edebilsin. Bu nedenle hemen suyumuzu ekliyoruz ve ayranını ekliyoruz. Aslında çantamız hazır oldu bile. Şimdi içine yerleştirmeye başlayalım. Şöyle. Ağzını da kapatalım. Bunu çocuklarınızla beraber de yapabilirsiniz. Hem daha kalıcı olur, hem daha eğlenceli olur, hem de kendi hazırladığı bir şeyi kullanması daha da hoşuna gitmiş ve yapabilmiş olur. Böylece eve geldiğinde kalan öğünleri görmemiş olursunuz. Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Sağlıkla, keyifle geçsin. Doygun bir şekilde neden ne yaptığını, neden yediğini öğrenerek kalıcı alışkanlıklar kazandığı bir dönem olsun.